bağları, tarihi güzellikleri ve her tonunu içinde barındırdığı yeşil dokusuyla tüm güzel ruhlara huzuru ve mutluluğu ilmek ilmek işlemiş, şiirlere, şarkılara ilham vermiş, seyahatnamelere konu olmuştur Meram. Tarihin, yeşilin, Anadolu'nun, Bozkır'ın ve modern dünyanın tüm cömertliğiyle harmanlandığı şehirdir Meram. Büyük bir medeniyete ve hoşgörüye başkentlik yapmış bir şehrin en güzel, en nadide köşesi, dillere destan güzelliğini anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdir. Uçsuz bucaksız Konya Ovası'nın hem ilk hem son noktasıdır. İnsanı güzellikleriyle büyüleyen, keşifleriyle şaşırtan, sırlarıyla cezbeden ama barındırdığı güzellikleri böylesine cömertçe sunan başka bir şehri yoktur Anadolu'nun. En iyisini hak eden Meram ve Meramlı'ya daha iyi, daha güzel ve daha kaliteli hizmeti sunmak için sıvadık kollarımızı 31 Mart yerel seçimleri öncesinde. Samimiyetle, ihlasla anlattık Meram'ımızı. İçtenliğimize yüreğini açan Meram, %71 gibi yüksek bir oyla teveccüh etti. Bu kadar yüksek bir oy, sorumluluğumuzu artırdı, omuzlarımıza bir kat daha yük yükledi. O yükle yeni bir sayfa açtık Meram ve Meramlı için ve dört elden sarıldık hizmete. Gönüllere dokunarak, dualarını alarak başladık çalışmalarımıza. Açtık kapılarımızı sonuna kadar. Beklemedik kimsenin gelmesini. Biz ayağına gittik duasını almak için tüm gönüllerin. Durmadan, dinlenmeden. Seçim çalışmalarında kurduğumuz köprüleri sağlamlaştıralım ve insanımızı odağa alalım diye anket çalışması gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize en çok ihtiyacınız ve beklentiniz nedir diye sorduk. Biz sordukça kapılar açıldı. Kapılar açıldıkça duvarlar yıkıldı. Meram'ın en önemli sorunu asfalt ve ulaşım sorununa çözüm için tasarruf tedbirlerinin dışında tuttuk meseleyi. Sezon başında belirlediğimiz hedeflerin ötesine geçtik. Yollar umudu ve sevgiyi kucaklasın diye 1 milyon 350 bin metrekare asfaltı yollarla buluşturduk. 62 bin metrekare parke, 43 bin metrekare bordür yapımı gerçekleştirerek altyapıyı güçlendirdik. Geçen 8 aylık dönemde daha yaşanabilir bir Meram'ın ayak seslerini duydu tüm hemşehrilerimiz. Meram'da yaşamak kadar üretmekle keyiflidir. Çünkü bereketlidir toprakları. Verimli topraklara teknoloji ve emekle hayat vermek için sebze fidesi üretim tesisini hayata geçirdik. Emeği ve alın teriyle kazanan Meram çiftçisinin kazancı daha da bereketli olsun diye. Yaratıcının cömertliği ve bereketten nasibimizi fazlasıyla alalım diye. Yıllık 12 milyon üretim hedeflediğimiz fide üretim merkezini açtık. Üçte biri çiftçilikle uğraşan Meram'ın dışarıya bağımlılığını ve üretim kalitesini artıracak tesis, her yönüyle ilçe için paha biçilemez bir yatırım oldu. Meram artık bizim hepimizin. Kurduğumuz bizim Meram masasıyla artık insanımıza ve gönüllerine çok daha yakınız. Sorunlara hızlı çözümler üretip, dertlere derman oluyor, yüzleri güldürüyoruz. Meram artık hepimiz için bizim Meram. Kendimizi yenilemek ve tazelemek için dokunuşlar yaptık. Kendimize ve Meram'ımıza.
En çok muhtarlarımız sevindi bu dokunuşlara. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan yeni hizmet binamıza taşıyarak başladık onlara hizmet etmeye. Artık tek elden ve hızlı bir şekilde çözülüyor mahallelerin sorunları. Sağlık için spor, spor için de Meram var. Tesisleriyle Meram, sporun da merkezi. İyi şekilde donatılmış Aşkan Muhammed Yürük Uslu, Rabia Spor Merkezi ile günün yorgunluğunu sporla atmak isteyenlerin adresiyiz. Atasporumuz Okçuluk, Aşkan'da yeniden hayat buluyor. Kortlarıyla tenis severlerin uğrak yeriyiz. Sporda destan yazdık. Spora verdiğimiz desteğin karşılığını sporcularımızın ulusal ve uluslararası turnuvalardan kazandığı madalyalarla aldık. Onlar bizimle, biz onlarla gurur duyduk. Onların göğüslerinde madalyalar arttıkça bizim göğsümüz kabardı. Hem geleceğin sporcuları yetişsin, hem de çocuklarımız yaz tatillerini dolu dolu geçirsinler diye yaz okullarını hayata geçirdik. Biz gençlerin hizmetinde olmaktan mutluluk duydukça gençlerimiz bize koştu. Binlerce çocuk 5 ayrı tesisimizde sporla tanıştı, sporu sevdi. Tarihi ve kültürel mirası yeniden keşfedip geleceğe nefes olsun diye açtık kapılarını Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nin. Kültürün ve sanatın da başkenti Konya'da Tantavi Hanı restorasyonuyla sanatın ve kültürün merkezi olduk. Meram ruhunu kaybetmeden yenilensin diye tarihi mirasa sahip çıktık. Son Başbakan Binali Yıldırım'dan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a birçok değerli ismi misafir ettik. Ebru'dan hata, minyatürden resme, müzikten sinemaya birçok etkinliğe ev sahipliği yaptık. Oku emrine itaat ettik. Gençlerimiz ve çocuklarımız da okumayı sevsin, hayatlarının en önemli parçası olsun diye yeni kütüphane projeleriyle çıktık hemşehrilerimizin karşısına. Havzan Sosyal Tesisini kütüphaneye çevirecek imzaları attık İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle. KOP desteğiyle Dutlu Millet Kıraathanesi'nde doğa okulu açmanın hazırlıklarına başladık. Çocuklarımız hem doğayı, hem kendini, hem de kitapları sevsin diye. Eğitime destek, dünümüze, bugünümüze ve yarınımıza yapılan en önemli yatırımdır diyerek çıkmıştık yola. Uzak mahallelerde yaşayan çocuklarımız da merkezdeki imkanlardan yararlansın, eğitimlerine katkı olsun, bilimi, sanatı ve tarihi sevsinler diye taşıdık onları Konya Bilim Merkezi ve 80 binde Devri Alem Parkı'na. Binlerce çocuğumuza sevgi aşıladık. Onlar sevdikçe bilimi ve tarihi, biz de umutlandık yarınlara. Doğumdan ölüme hep yanınızdayız. İyi ki doğdun bebekle karşılıyoruz dünyaya gözlerini açan her yeni meramlıyı. Hediyeler ve dualarla karşılıyoruz. Hüzünlerinizde de yanınızdayız. En zor günlerinde 4 taziye aracımızda acılarını paylaşıyor, yanlarında oluyor, yüklerini hafifletiyoruz hemşehrilerimizin. Her doğan için bir fidan dikiyoruz, birlikte büyüyüp merama birlikte umut olsunlar diye. Meramda yaşamaktan keyif ve mutluluk duyulsun istedik. Ve sadece her doğan için değil, her meramlı için bir fidan diyerek çıktık yola. On binlerce fidanı buluşturduk toprakla daha ilk yıldan. Parkları, bahçeleri, yaşam alanlarıyla meramın yeşil algısını güçlendirdik. Konya'nın en büyük mesire alanı olan Dutlu Millet Bahçesi yeni projelere gebe. Bir bahçe olmanın ötesinde her yönüyle bir sosyal yaşam alanı. 80 binde Devri Alem Parkı'nda dinozor, minyatür ve kahramanlarla farklı bir deneyimi yaşatıyoruz çocuklarımıza. Her şeyin en güzeline layık hemşehrilerimiz için yeterli görmedik hiçbir çalışmayı. Bu yüzden yeni parkların yapımına süratle devam ediyoruz. Her yeni park, yeni bir huzur ve yeni bir mutluluk Meram için.
Meram'da yaşamanın ayrıcalığını herkes hissetsin diye çabaladık. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, yüreği sevgi dolu insanımızla bir olup engelleri kaldırdık. 160 engelli vatandaşımıza akülü araç, 10 vatandaşımıza da tekerlekli sandalye dağıttık. Sevinçleri sevincimiz oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yüzlerimizde tebessüm tomurcukları oluştu. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konserimizde yüreklerimiz bir attı. Sosyal kartla şenlendi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evi. Çünkü biliyoruz ki onlar bize Allah'ın emaneti. İstediği en yakın alışveriş merkezinden ihtiyacını karşılayabiliyor artık hemşehrilerimiz. Yorulmasınlar, sıkılmasınlar diye yeni döneme yeni bir kartla girdiler onlar da. Bir kart binlerce dua yazdırdı hanemize. Sosyal tesislerimizde sadece eğitime değil, sosyal hayata da renk katıyoruz. Osman Gazi ve Kovan Ağzı tesislerimizde kadınlarımız ve çocuklarımıza katkı sunuyor, tekstil atölyeleri ve sanat dersleriyle hayata hazırlanıyor, bu şehirde yaşamanın ayrıcalığını yaşıyorlar. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde gençlerimiz donanımlarını artırıyor, geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Başkanımız Mustafa Kavuş öncülüğünde yepyeni bir anlayışla yaklaşık 350 bin insanın mutluluğu için canla başla çalışıyoruz. Meram'da yaşayanların yüzünü güldürüyor, çocuklarımıza umut, insanımıza güven, yaşlılarımıza huzur oluyoruz. Samimi ve ihlaslı bir hizmet anlayışıyla sadece insanımıza değil, tüm yaratılmışlara bir sığınak olmaya çalışıyoruz. Bu amaçta fiziki, sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sunuyoruz insanımıza. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için özveriyle çalışıyoruz. Büyük Türkiye hedeflerine ve ufkuna yakışır belediyecilik anlayışıyla Meram'ı ve Meramlı'yı güzel bir gelecek bekliyor. Temel düsturumuz tüm çalışanlarımızda tevazu, samimiyet ve gayretle hemşehrilerimize hizmet etmektir. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.